Photoshop'a yeni gelen yapay zeka özelliği ile birlikte fotoğraflara lens bulanıklığı nasıl verilir? Gelin beraber görelim. İlk olarak lens bulanıklığını uygulayabileceğimiz birkaç tane fotoğrafı açıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi Pisa Kulesi'nde çekilmiş olduğum bir selfie. Arka tarafla ön plan aslında çok fazla bir alan derinliği yok. Arka taraf da biraz net sayılır. Yine bir bulanıklık var tabii ki. Ama biz bu bulanıklığı alan derinliğini daha da fazla arttırmak istiyoruz. Bunun için ilk olarak filter menüsünden şu şekilde Camera Raw Filter seçeneğini aktif ediyoruz. Photoshop 2024 güncellemesi ile birlikte Camera Raw da oldukça gelişti. Eğer Camera Raw ile ilgili daha detaylı bir video isterseniz onu da hazırlamaya çalışırım. Bunu yorumlarda lütfen belirtin. Şimdi bizim ihtiyacımız olan şey lens bulanıklığı. Bunun için de şurada görmüş olduğunuz seçeneklerden lens blur kısmını aktif hale getiriyoruz. Daha doğrusu açıyoruz. Buradaki apply seçeneğini seçtiğimiz zaman otomatik olarak yapay zeka sizin için alan derinliğini, arka plan bulanıklaştırmayı yapıyor. Gördüğünüz gibi biraz bekledikten sonra arka plan bulanıklığı yapılmış oldu. Buradan blur amount kısmından miktarını artırıp azaltabiliyoruz. Daha detaylı görebilmek için, daha belirgin görebilmek için bu şekilde 100'e kadar getiriyorum ve burada lens bulanıklığının ne kadar uygulandığını detaylı bir şekilde görebiliyorsunuz. Alt kısımda bokeh bölümü var. Buradan bulanıklığın türlerini seçebiliyorsunuz. Örnek olarak mesela burada yuvarlak bir şekilde uygulanıyor arka plan bulanıklığı. Üçüncü seçenekte böyle poligon bir yapıda, çokgen bir yapıda uygulanıyor. Burada yüzük şeklinde uygulanıyor. Ve son olarak da kedi gözü lens efekti burada uygulanıyor. Alttaki boost kısmını da şurayı da arttırırsanız yoğunluk daha da fazla artacaktır. Şurayı yine biz 50'ye getirelim. Biraz daha aşağı indirdiğimiz zaman focal range bölümünü göreceksiniz. Burada da alan derinliğinin, netliğin hangi kısımda olması gerektiğini belirliyorsunuz. Örnek olarak şurayı sürüklediğim zaman göreceksiniz ki bu sefer benim fotoğrafım burada bulanık hale geldi. Arka plan daha da netleşti, daha da keskinleşti görüyorsunuz. Buradan istediğiniz noktayı da bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Aynı zamanda burada iki seçenek daha var. Bunlardan bir tanesi zaten seçili olan şu anda. Direkt objeyi seçiyor. Diğeri de sizin seçtiğiniz noktayı netleştirip bulanıklaştırabiliyor. Örnek olarak bunu seçtiğimiz zaman şu kısma dokunursak burayı net yapıyor. Tekrardan seçip arka planı seçersek eğer burayı net yapıyor. Yani siz nereyi seçerseniz o kısım daha da net hale geliyor. Biraz daha aşağı indiğimiz zaman Refine bölümü var. Buradan da boyama yöntemiyle birlikte fokusu ve blur'u ayarlayabiliyoruz. Örnek olarak mesela şuradan Visualize Depth kısmını seçersek eğer görsel olarak yani renklerle birlikte derinliği ve netliği buradan ayarlayabiliyorsunuz. Örnek olarak bunu seçtikten sonra mesela fokusu seçelim. Şuraları boyarsam eğer buraların net olmasını sağlıyorum. Şöyle hızlıca bir seçim yapalım. Şurada mesela fazla noktalar var. Oraları da şöyle silebiliyorum. Alt kısımdan da buradan brush size'ı, yumuşaklığı ve akışı seçebiliyorsunuz. Buradaki seçeneği kaldırdığım zaman da buranın daha net olduğunu göreceksiniz. Şimdi yeniden aktif edelim ya da hiç aktif etmeden şuradaki blur'u bu kısma böyle yayalım. Burayı da bulanıklaştırmış oldum. Yani isterseniz bu şekilde boyama yöntemiyle yapabilirsiniz. Ya da otomatik olarak üst kısımdan da yapabiliyorsunuz. Şimdi çalışmayı tamamen resetlemek adına buradan kapatalım. Bir tane kopyasını alalım. Tekrardan hızlıca Camera Raw Filter seçeneğini seçelim. Buradan Apply seçeneğini seçelim. Bulanıklığı istediğimiz şekilde uygulayalım. Miktarını biraz arttıralım. Hatta yine %100'e getirelim bu şekilde. Buradaki ring şeklindeki bokeh efektini kullanalım. Ve OK diyelim. Before, after, öncesi ve sonrası bu şekilde. Şimdi daha karmaşık bir fotoğraf üzerinde bu efekti uygulamaya çalışalım. Filter, Camera Raw Filter, Lens Blur buradan Apply seçeneğini seçelim. Bu arada fotoğraf üzerinde tabii ki farklı düzenlemeler de yapıp daha da iyi hale getirebiliriz üst kısımdaki özelliklerle birlikte. Fakat amacım buradaki tamamen Lens Blur'u göstermek, lens bulanıklığını göstermek. O yüzden sadece bu efekt üzerinde çalışıyoruz şu anda. Diğer videolarda Camera Raw özelinde farklı anlatımlarda yapmaya çalışacağım size. Evet, buradan yine bulanıklığı bu şekilde uygulayalım. Buradaki bulanıklığın nasıl değiştiğini görüyorsunuz. Mesela burada tamamen netlik alt kısımda. Evet, şöyle bir bulanıklık güzel. İstersem alt kısımdan da buradan Refine bölümünden de bulanıklık seviyesini şöyle büyütüp brush size'ımı daha da arttırabilirim. Mesela yolu komple blurlasın. Burada mesela şu kısımları da blurlayabilirim. Netlik tamamen arabada olsun. Bu şekilde
Siz ne kadar detaylı çalışırsanız o kadar iyi de sonuç elde etmiş olursunuz. Şöyle buradan da bir before after yapabiliriz. Örneğin bulanıklık bu şekilde araba üzerine uygulanmış oldu. Şimdi de eşimle birlikte Venedik'te çekilmiş olduğumuz bir fotoğraf üzerine lens bulanıklığı uygulayalım. İlk olarak aynı layer'dan bir tane daha kopya alalım. CTRL-C ile birlikte. Filter, Camera Raw Filter. Buradan yine lens bulur kısmından Apply seçeneğini seçelim. Buradan bokeh efektlerinden de ikinci seçenek buradaki Bubble'ı seçelim. Ve şu şekilde oldukça güzel göründü. Buna da okey diyelim. Son olarak da bir tane doğa fotoğrafımız var. Bir yol üzerinde bir arazi aracı var. Bunun üzerinde çalışalım. Filter, Camera Raw Filter, Apply seçeneğini seçelim. Gördüğünüz gibi bu noktada şu dağ kısmına blur verdi. Alan derinliği verdi. Fakat diğer kısımlarda netlik oldukça fazla gibi görünüyor. Burada yine kendimiz istersek buradan blur'u arttırıp aynı zamanda da şu kısımdan Focus Range bölümünden, Focal Range bölümünden şöyle çeşitli düzenlemeler yaparak buradaki alan derinliğini, lens bulanıklığını birazcık daha arttırabiliriz. Eğer bu da yeterli gelmezse Refine bölümünü aktif hale getirip şuradan Blur'u seçip şu diğer kısımları da şöyle Blur uygulayarak bu şekilde bir alan derinliği yaratmış oluruz. Tabii ki burada dallar ön kısımda olduğu için buralara netlik vermekte yine hoş bir görüntü kazandırabilir. Burada tamamen tercih size ait. Nasıl bir çalışma yapmak isterseniz, fotoğraf üzerinde nasıl düzenleme yapmak isterseniz, nasıl bir vurgu oluşturmak istiyorsanız o şekilde oluşturabilirsiniz. Mesela buraları da şöyle kabaca düzenleyelim. Aynı zamanda da optik kısmından şuradan biraz şöyle vinyet uygulayalım kenarlarda. Gördüğünüz gibi kenarlarda birazcık daha siyahlık oldu ve odağımız tamamen araba üzerine gelmiş oldu bu şekilde. Öncesi sonrası yapalım şimdi. Fotoğraf bu şekilden bu şekle gelmiş oldu. Basit birkaç düzenleme ile birlikte. Okey diyelim ve çalışmamızı tamamlayalım. Bu videonun sizin için faydalı olduğunu düşünüyorsanız lütfen beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.